Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir videomuzla karşınızdayım. Ben Metan, ile Her Telden kanalından Metan ve bugün sizlerle beraber bir Clash Royale bölümüyle beraberiz ve bu bölümde 6. arenaydı değil mi? Aynen öyle, 6. arenaya geçeceğiz. Geçmeye çalışacağız aslında. Geçeceğiz değil, çünkü gerçekten zorlaşıyorum ya geçmek için. Bu kim? 5-5-2. Neyse, deste şu. Biraz saçma sapan bir deste. Ondan sonra destesini deneyeceğim. Olmazsa da kendim bir tane deste uyduracağım arkadaşlar. Bu deste bayağı şey yapan, insana canından bezdiren bir deste. Ama hakikaten, biraz kısayım sesini, hakikaten işe yarayan bir deste. Ben bununla çok fazla kule aldığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Ciddiyim ben. Ama adamda Valkür varmış. Bu kötü bir şey. Şuraya bir tane oklar yakışır. Şak. Mama mama. Adam da bizim gibi troll deste. Pardon, troll değilmiş. Bunda az bir troll var. Öyle saçma bir yere, o kadar saçma bir yere attı ki o şeyi. İyi gidiyoruz. Adam kuleye birazcık da olsa hasar verecek. Tamam. Bu arada arkadaşlar, TTO diye bir tane benden büyük birisi var herhalde, bilmiyorum ama Kur'an'a mı ne küfür etmiş bilmiyorum. YouTube'da öyle videolar var. Hiçbirini izlemedim. Şimdilik izliyorum da. Gerçekten de montaj değil onlar. Hop. Gelme lan. Zaten aşırı yoğun bir şekilde küfür ettiği için ben onu hiç izlemiyordum. Hiç dalgalı etmiyordum. Onu da böyle şeyler yapınca izlemeye başladım. Ya izlemeye başladım dediğim, nasıl bir pislik olduğuna bakıyordum. Hakikaten de etmiş. Hiçbir montaj değil. O kadar yıldır uğraşan insanlar söylemiş yani. 10 yıldır uğraşan adam var, montaj değil diyor. 5 yıldır uğraşan adam var, montaj değil diyor. Turgut Ekin bile açıklama yapmış. Hala inananlar varsa o da TTO gibi birisidir. Çünkü o zaten Kur'an'a küfür ettiyse, sen onu aldırış etmezsen sen de ondansındır demek. Çünkü zaten o ona Kur'an-ı Kerim'e küfür ediyor. Aldırış etmezsen sen de edersin. Öyle bir mantık var yani. Ben bu videoda hem onu konuşacağım hem de şey yapacağım. Şöyle şunları kullanayım. Ay, kullanacağım diyorum. Clash Royale oynayacağım. Hani bir nevi İfşa. Ses kaydı diyorlar. Ama değil. Diyenler zaten TTO'yu korumaya çalışıyorlar. Hadi. Bir tane roketli kişi kaldı. Şuraya da atalım da. Lol. Şak. Ben herkesi böyle trollüyorum ya. Ya. 31 kupa çok iyi. Tam bir savaş daha kazanırsak süper olur. Bu herkesin annesine falan küfür etmiş. Bilmem yukarıda Kur'an okuyorlar. Bilmem dinle falan dalga geçmiş. Ben Kur'an'ı okuyorum. Hatta hatim bile ettim. Ciddiyim arkadaşlar. Kur'an kurslarına gittim. O kadar şey öğrendim. Ama hayatımda ben bu kadar şerefsizlik yapan bir insan görmedim. Hayatımda hiç Kur'an'a böyle küfür eden biri görmedim. Hadi bıraktım, bir insan kendi babasına nasıl küfür edebiliyor? Kendi babasına nasıl küfür edebiliyor? Bu arada TTO bir de yabancı ülkedeymiş. Yani Türkiye'ye gelmeye korkuyor. Çoğu YouTuber ondan büyük olduğu için gelirsen senin işini bitiririz çocuk falan filan diyorlar. Benden büyük ama aklı benden küçük arkadaşlar, onu söyleyeyim.
Tamam, madem Müslüman olmak istemiyorsun, Müslüman olmak istemiyorsan olmazsın. Bizim inandığımız, insanların inandığı, herkesin inandığı, ya herkesin değil de, hadi ateist olan inanmıyor. Ulan hadi ateist ol, hiçbir sözüm yok. Hadi başka Hristiyan ol, hiçbir sözüm yok. Ama Hristiyanlar, Ruslar bile Müslüman olmuş. Ama bazı Hristiyanlar var. Ruslar Kur'an okuyor. Hristiyan olanlar hiçbir şey söylemiyor. Ama sen gelip bir de bizim Kur'an'ımıza okuduğumuz o dini, yani her türden en güzel şeyleri içeren, her türden bize iyi yolu gösteren Kur'an-ı Kerim'e, bizim kutsal kitabımıza nasıl küfür edersin? Hadi onu bıraktın, milletin babasına niye küfür ediyorsun? Sana zararı mı dokundu, hayvan herif? Şöyle şuradan da. Aha, rakip maçtan ayrıldı. Ya inşallah yenilmem ya. Adam tekrar gelmez yani. Bu arada 6. arenaya çıktık, onu söyleyeyim. Kesinlikle. Güzel. Arkadaşlar, hala siz TTO'yu izliyorsanız beni de izlemeyin, yani beni izleyen arkadaşlar. Zaten şu Painter olayı falan da başladı. Salak salak şeyler paylaşıyor adam. İşte saçma sapan şeyler. Neyini izliyorsunuz ben de anlamıyorum, izleyen arkadaşlar varsa. Fakat arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. O TTO Kur'an'ı küfretti ya. O kadar YouTuber ona kızdı ki. Yani o çocuk o kadar battı ki, çocuk diyorum. Çünkü ona saygım yok. Öyle birisine saygım da olamaz. O kadar kişiye küfür etti. Yani o küfür ettiği YouTuber'lar, onu bıraktım. Küfür etmese bile Kur'an'a küfür ettiği için o kadar sinirlendiler ki, yani şu an gelse ölebilir durumda. O kadar diyeyim yani. Öyle büyük bir bataklığa girdi ki şu an çıkamayacak. Çıkamayacak bir durumda. Onu izleyen kişiler vardı. Hatta ben de izliyordum eskiden. İzliyordum, bir iki videosunu izlemiştim. Ondan sonra bayağı fazla küfür ediyordu videolarda, bıraktım. Ben öyle şeyleri izlemem çünkü. O kadar fazla küfür ediyor ki. Ha diyelim, neden Enes Batur da küfür etmiyor. Ama o da Kur'an'a küfür ediyor. Ama o da Kur'an'a küfür etmiyor. Yani namusuyla duruyor. Hadi bakalım, mezar taşı kırıldı, yerine şunu koyalım. Slasher vurma. Hadi be mızraklı oldum. Öldürme onu. Ha, öldürdümüşler. Tamam hadi bakalım hangimiz kuleyi alacağız. Onunkisi troll değil ama benimkisi troll. Ve de bu troll öyle güzel işe yarıyor ki. Bildiğin tam trollü adamın eline veriyor. Şuraya bir tane goblin kulübesi koyalım. Güzel bir deste arkadaşlar, tavsiye ederim. Ha bu arada Ahmet Aga. İkisi de bataklığın içinde olduğu için, yani Ahmet Aga şu an var ya, Ahmet Aga adamın dibi. TTO'ya göre adamın dibi. Ancak o da battı. TTO ile eşit benim için. Çünkü o kadar Kur'an-ı Kerim'e küfreden bir insan onunla nasıl arkadaş olabiliyor? O kadar sana küfür ediyor, sen hala niye onu izliyorsun? O da diyor ki montaj. Montaj. Bir de bilmem, herhalde bilmem şöyle oldu, bilmem böyle oldu. Montaj, bir videosunda montaj diye birisini dansöz gibi kıvırıyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Birisinde dansöz gibi kıvırıyor. Birisinde diyor ki hayır arkadaşlar şöyle oldu. Hayır arkadaşlar bilmiyorum. Ulan sen bize merhaba arkadaşlar diyorsun. Nasıl arkadaşız lan biz seninle? Yürü git ya. Hala da video paylaşıyor bir de utanmadan. Ben olsaydım yemin ederim kanalı kapatırdım. Ama ben öyle biri olmayacağım için. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'e küfür ediyor. Yani insanların dinine küfür ediyor. Neden? Neyine yarıyor? Ben bunu merak ediyorum. Neyine yaradı şimdilik? Neyine yaradı? Geralt, bra. Bravo kardeşim.
Neyse şu 6. arenanın sandığını açacağım dedim. Olmaz tabii ki de. Bu kim? Ben değilim. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 6. arenaya çıktık. Ben biraz daha savaş yapmak istemiyorum. Öylesine öğreticide bir tane Pekka destesi yapmıştım. Şunu deneyeceğim. Denemek istiyorum işe yarayacak mı diye. Arkadaşlar ben size dedim bu TTO montaj falan değil. Ha sen nereden biliyorsun falan filan diyebilirsiniz ama demezsiniz kesin. Çünkü biliyorum ben siz Müslümansınızdır. Hem Müslüman olmayan Hristiyan izleyen varsa bile böyle küfür etmez dinime. Yani hakikaten ya bir şey söyleyeceğim. O kadar Hristiyan var hiçbiri dine küfür etmiyor hatta saygı duyuyor. O kadar insan var. İngiltereli bilmem şunlu bunlu. Adam tam dinini hiç yaşamıyor ama bize de hiç laf etmiyor. Ulan sana Hristiyan demek bile günah be. Günah bak günah günah diyorum. Niye? Niye? Çünkü Hristiyanlar da bizi küfür etmiyor. Ama sen ediyorsun işte. O şu an kimse umurunda değil. Hakikaten kimse umurunda değil. Ciddiyim ben. Çünkü öyle herkesin dinine küfür etti ki bu dünyada, bu Türkiye'de o kadar fazla Müslüman var ki sen bir küfür ettin. Bir küfür ettin bizim dinimize var ya. O küfür ettiğinin 100.000 katı kadar yumruğu yiyeceksin bu ülkeye gelince. Ha ki gelmeyecek diyorum. Ama bunu izleyen bir tane yani İngiltere'de izleyen mesela başka bir yerde hangi yabancı ülkede yaşıyorsa artık İtalya'da mı nedir bilmiyorum ama sen oraların birine bir tane Türk gitse seni izleyen hani gebertir. Hele hele bir Turgut Ekin falan gelse öldün diyeyim ben sana. Zaten şu an yaşamıyorsun hiç kimse için yaşamayacağım mı? Bu öğreticideki adam da güzel desteğe sahip ha. Güzel. Tamam yendik. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Bugünlük açıklamam da bu kadardı. Hatta bu kadar değildi. Diğer videolarda da açıklama yaparım belki. Ha şimdi gelelim Ahmet Aga'ya. Ahmet Aga bir kere orada prim yaptı. Aslında onu çoğu YouTuber yapıyordur bilmiyorum ama çoğu YouTuber'ın arkasında öyle bir şey vardır yani. Bunu çoğu kişi yapmıştır. Hatta yani çoğu YouTuber dediğim bura coin'de bile yapmış olabilir. Ama ben emin değilim daha bunu söylemeye de hakkım yok biliyorum ama. Ama o Ahmet Aga şu an onunla beraber olduğu için. Hani onlar bir de bir ya. Birlikte şu an video falan çektiler. Son açıklama ve her şeyin açıklaması. Bakın ben bu videoyu seyrediyordum. Her şeyin açıklaması falan diye video falan çekmişler. Ancak hiçbiri doğru değil. Bilmem biz haksız falan filan diyor. Doğru falan diyor. Lan başta sen niye küfür ediyorsun böyle olacağını biliyorsun. Lan bana 1-2 yıl önce deseler ki böyle bir tane YouTuber var yakında küfür edecek. Kur'an-ı Kerim'e falan dese. Hayatta inanmam ya. Çünkü o kadar büyük YouTuber niye etsin ki? Zaten onun o kadar küfür ettiğinden belli. Bu arada size bir tane hala inanıyorsunuz o çocuk montaj diyoruz. Ha Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsunuzdur. O doğrudur. Ama montaj olduğunu düşünenler vardır. Onlara bir şey demiyorum. Ama beni izleyen öyle birisi varsa ben size şunu söyleyeyim. Düşünün bakalım. Onun o kadar kardeşi var küfür ediyor. Kendisi var küfür ediyor. Nelere küfür ediyor. Her şeye küfür ediyor. Her videoda küfür ediyor. Her boka küfür ediyor. E bu şimdi gidiyor. Bir tane videoda Anıl Aga ile beraber küfür ediyor. Anıl Aga küfür ediyor. Her boka küfür ediyor. Her şeye küfür ediyor. Bu kadar saydım çünkü her şeye küfür ediyorlar. İyi de bu ikisi birleşiyorlar. Kur'an-ı Kerim'e küfür ediyorlar. Babalarına küfür ediyorlar. İnsanlara küfür ediyorlar. YouTuber'lara küfür ediyorlar. Siz şöyle bir mantık kuramıyor musunuz?
O kadar küfreden iki tane kişi, her şeye küfreden iki tane kişi gelip Kur'an-ı Kerim'e küfür eder mi? Eder. Ama bunu çoğu kişi yapmaz. Ha, bazı küfür edenler vardır. Ama diniyle falan yaşıyordur. Diyeceğim de küfür eden Allah inanıyorsa ben pek bir şey demiyorum. Çünkü Allah'ın emri küfür etmemek. Allah'a inanıyorsan, diğer dinleri yapıyorsan niye küfür ediyorsun ki? Ha, bir şey söyleyeceğim. Huylu huyundan vazgeçmez diye bir şey var. O Ender hala huyundan vazgeçmeyecektir. Hala küfür edecektir. Ben size onu söyleyeyim. Ahmet Aga ile beraber onlar oldular. Önceden herkes o açıklamayı yaptı. Düşünün bakalım. İkisi de bataklığa girdi. Ay, Ahmet Aga bataklığa girdi. O da onun yanına gitti. Niye? Çünkü o da bataklığa girdi. Neden? Çünkü o gerçekten Kur'an-ı Kerim'e küfür etti. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e küfür etmeseydi kendini adam gibi savunurdu. Hey, daha kendini savunamayan bir adam için böyle şeyler söylüyor. Siz hala inanıyorsanız ben daha bir şey söylemiyorum. Neyse arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Geri döndüğümü de söyleyeyim. Aslında çoktur geri dönmüştüm. Ancak bu kadardı videom. Ancak bu kadardı videom diyorum ya. Ancak okullar olduğu için video çekememiştim ve de okul hazırlıkları falan derken eşya almaya, köyden gelmek falan derken o yüzden yapamamıştım. Bir hafta kaldım zaten ben köyde. Neyse arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlara tavsiyelerinizi ve de sizin de nasıl düşündüğünüzü yazın lütfen. Beni izlediğiniz için tekrardan küfür ederim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi oyunlar.